Evet, izlemişiz proje yalnız. Kesinlikle. Oyunculuğuna hayranız zaten Halit Ergen için. Ve dikkat ettik, gecedeki oyuncular yaptıkları sözleşme gereği de projelerinden hiçbir şekilde bahsetmiyorlar. Bazılarının sanki ortada proje bile yok. Paralar alınmış, projeler sonra gelecekmiş gibi. Bir televizyon kanalı. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Böyle daha projeler yokken yıldız isimlerle anlaşmalar yapmış. Büyük paralar ödedi hem de, öyle böyle değil. Evet, projelerde yani büyük hayal kırıklığı yaşamıştı diye hatırlıyorum. O projeler kağıdın... Tutan bir iki tane vardı. Bir iki tanesi tutmuştu. Onun kağıdın üstünde kaldı. Evet, kağıdın üzerinde kaldı. Dediğin gibi çoğuna soruyor muhabir arkadaşlarımız ve anlaşma yapılmış, paralar alınmış ama ortada senaryo yok. Daha gelmiş bir iş yok. Ya bu işin Halit de en önemli de, parçası yok aslında. Evet, Halit Ergenç'i de onu görünce özlediğimizi fark ettik. Kesinlikle. Epeydir de yoktu. Kesinlikle. O da bu dijital platformun en çok kazanan isimlerinden bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim, Aras Bulut İynemli 700 bin liraya anlaştı. Herkes wow, ne paralar falan derken Can Yaman'ın bölüm başına 1,5 milyon lira kazanacağını öğrendik. Bu da yetmedi. Halit Ergenç bölüm başına 2 milyon lira kazanacakmış. Böyle bir iddia var. Var mı artıran acaba daha fazla? Var mı arttıran? Rakam, gerçekten var mı arttıran? Rakam alacak. Ha, belki Kıvanç Tatlıtuğ bir anlaşma yaparsa Halit Ergenç'in alacağı paraya yaklaşabilir. Olabilir. Çünkü kaşesi şu an en yüksek olan, ne zaman konuşsak Halit Ergenç çıkıyor. Kenan İmirzalioğlu çıkıyor. Kıvanç Tatlıtuğ çıkıyor. Şimdi gecedeki konuk profiline baktığımızda hep o platformla anlaşma imzalamış olan, kazanacak olan ya da imzalayacak olan yıldızlar, oyuncular orada. Ama bir seyircimiz de yazmış, gönül isterdi ki o tiyatronun ya da Yeşilçam'ın, hı hı, emektar efsane oyuncularından, evet, da birkaç tanesi anlaşma, kesinlikle, imzalamayacak olsa da orada boy gösterseydi, evet, keşke gösterseler. Yani bazı isimlere baktım, biraz şey ya, şimdi burada söylemeyeyim. Aras sana Bulut, yazdım akşam. Aras, biliyorum ama Aras Bulut İynemli neden yok gecede? Belki bir yerde ya da bir projesi nedeniyle. Ne olursa olsun. Tabii. Sen gelir. O markanın, o platformun yüzüsün. Can Yaman kalktı yani geldi İtalya'dan. Tatilde falan mı diyeceğim? Hiç sanmıyorum. Ya şimdi bazı isimler var. Bakıyoruz böyle. Onlar yazın bütün yaz dizilerinde, aşk dizilerinde, romantik komedi, dram, her şeyin içinde onlar var. Bazı bir iki isim. Artık onlardan kaçmak için dijital platformlara yönelirken, evet, şimdi onlar başka bir dijital platformda karşına sunuluyor. Bir de üstüne para ödemen gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey. Var öyle. İki tane isim var. Ne? İki tane mi? Kaç tane senin listende? Kaç isim var? Akşamdan baktıklarından mı? Var, var. Bayağı var. Onun listesi bayağı uzun. Yani seyirci artık, sizler de bizler de platformlarda dizileri, filmleri falan izleye izleye çıtayı o kadar yükselttik ki sevmediğimiz, böyle pek hoşlaşmadığımız kişilerin toplamını da bir yerde görünce niye ben şey yapayım, yönelim oraya? Onu diyorum işte. Yani sadece birkaç kişinin hatırına da gider misin? Evet, Can Yaman. Can Yaman'ı da konuşalım biraz. Ondan sonra Melis Sezen'e geçelim. Şöhreti Türkiye sınırlarını aştı. İtalya'da da geniş bir hayran kitlesi var. Bu dijital platform için uzun süre sonra, değil mi? Epeydir yoktu, bir davete, evet, katıldı. Evet. Disko topunu andıran bir gömlek vardı üzerinde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tam İtalyan olmuş. Kesinlikle artık tam çıkmış buralardan. İtalyan olmuş böyle. Dünya adını da starı, değiştirsin. Hollywood yıldızları, evet, gibi olmuş. Desenli bir pantolon giymiş ancak tavrıyla da muhabirleri kızdırmış nedense. Neden, burada sebebi de var. Kırmızı halı da ağırdan alıyormuş. Yavaş yavaş arkadaşlarıyla sohbet ediyor, duruyor filan. Muhabir arkadaşlarımız da sinirlenmişler. Kameraları indirmişler ve aralarında o artık İtalyan star, Türk basınına ihtiyacı yok demiş muhabir arkadaşlarımız. Çekmemişler canı. Evet. Canı çekenler şu an oradaki fanları bu görüntüler. Fanlar, evet, kaçırmıyorlar. Baksanıza hiçbir şekilde. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Canın yerine de kendinizi koyun Müge'cim. Avrupa şimdi starı. Orada, Avrupa starı falan değil. Orada en az iki kişi var ki karşı karşıya gelmek istemiyor. Ya. Piş de olmak istemiyor. Evet. Olmuştur. Eski sevgililer. Hmm.
Söylemekte ne sakınca gerginlik var? Yaşadıkları. Yani söylemeyelim şimdi. Ne oldu daha bir evlilik yok ki. Sen de var ya. Demet Özdemir var orada. Demet Özdemir. Ve de Demet de böyle ben buradayım diyecek kadar renkli bir şey giyinmiş. Yani orada diyoruz ya birkaç kişi var onun böyle rastlaşmak istemediği. Belki onların böyle o halıda, kırmızı halı diyoruz ama mavi halıda poz vermelerini bekledi. Onların içeriye girmesini bekledi. Emin olun Can Yaman'ın orada başka bir adamı daha vardır. Orada sürekli telefonla belki, mesaj atıp tabii, şimdi buradalar, şimdi geçtiler, içeriye geçiyorlar bekle diye abi, bilgiler vermiştir. O yüzden ağırdan aldı diye düşünüyorum ben. Olabilir. Can Yaman'ın. Ben Can Yaman'ın böyle muhabirlere o anlamda çok iyi anlaşır. Çok sever muhabirlere. Bir ters bir şey olmuştur. Yani evet, ters bir elek, bazen yanlış anlaşılmadan kaynaklanan gereksiz tartışmalar ve sürtüşmeler oluyor. Öyle bir şey olmuştur. Dediğin gibi bildiğimiz ismin dışında başka birileri daha olabilir karşılaşmak evet, istemedi. Bir davete gittiniz. Birkaç adım sonrasında hiç karşılaşmayı istemediğiniz kişiyle var örneğin bizim yani Gülşen'le. Bir şey böyle birkaç tip. Bize de haber verseler biz de köşede bekleriz ki beyefendi ya da hanımefendi uzaklaşsın da biz öyle gidelim. Zaten Müge, geceyi tatsızlığa çevirmenin bir anlamı yok. Biliyorsun ilerleyen dakikalarda zaten Demet'i müstakbel eşi Oğuzhan Koç da yalnız bırakmadı. Gidiyor. O da yanına geldi. Evet. Can bence biraz da şunun önüne geçmek istemiş olabilir. Şimdi mavi halıda Demet poz veriyor. O anda Can geldi. Muhabir arkadaşlarımız çekti ve bütün organizasyonun, bütün işin önüne geçerdi. Kesinlikle. Eski sevgililer pişti oldu şeklinde. Evet. Der miydik? Derdik. Derdik. Aa, derdik. Bütün gazetelerde belli de ki öyle olurdu. Biraz o mavi halıdaki yoğunluk geçsin diye böyle ağırdan ağırdan almış. Yoksa muhabir arkadaşlarımızı çok sever ve araları da çok iyidir. Ya bir şeyi ağır... Can olmuş ama evet, ben size evet, söylemeyeyim. Görüntüye baktığınız zaman Can olmuş. O gömlek bile yakışmış. Yok yok, gözlük, saç falan gayet yakışmış. Hatta aa bu kim deyip baktırıyor. Evet. Bir şeyi ağırdan almak ona böyle bir tavır takınmayı gerektirmez. Soru sorduğun zaman sana çok saygısız ve ezici bir tonda cevap veren lerle evet, uğraşalım değil mi? Doğru. Bir seni dinliyorum bir de Eda diyor ki biliyorum, gömlek nasıl yakışmış ya? Necdet Alp'in gömleği o diyor. Vallahi ben yakıştırdım bilmiyorum. Yok, yok. Seyirciler de yazmış. Şöyle, yakışmış mı yakışmamış mı Can'a? Şöyle söyleyeyim. Canı, başkası giyse yakışmaz. Can'ı tanımasanız böyle bir anda fotoğrafına baksanız yabancı bir dergiden, bir ajanstan birisinin fotoğrafı dersiniz. Evet. Müge'cim konuğumuza da mı sorsak? Mikrofonu takıldı mı? Takıldı konuğumuza mı? Konuğumuza da soralım. Tamam. Takılıyor. Tamam. Ama orada konuşmaya daldı.